Allah deyip yeraltını altını vatan eyler. Münker nekir, Rabbin kimdir sual eyler. Aslan babam İslam'ını beyan eyler. Ol sebepten 63'te girdin yere. Akıl isen erenlere hizmet et. Emri maruf yapanlara izzet et. Münker nekir kılanlara hürmet et. O sebepten 63'te girdim yere. Merhaba efendim. Divan-ı Hikmet sohbetlerine hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına safalar getirdiniz sevgili seyirciler. Efendim devam ediyoruz Divan-ı Hikmet sohbetlerine. Musa Yıldız hocamızla beraber. Hocamız şerh ediyor. Biz anlamaya çalışıyoruz. Anadolu sahasındaki İslam anlayışımızın, yaşayışımızın temellerini atan büyük ustamız, üstadımız, pirimiz, Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin İkinci hikmetinde 15. kıtaya kadar geldik. Bir önceki bölümün sonunda Pirit Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bize 7 yaşında Aslan Baba'nın kendisine hurma getirdiğini ifade etmişti. Manevi hallerinden bahsediyordu bu ikinci hikmetinde yaşname demişti hocamız. Yaşname daha sonraki dönem ee, Anadolu sahasındaki halk edebiyatında bir e, ...halk şiiri formu olarak da değerlendirilmiştir. Örneğin mesela Urfa yöresinin meşhur bir yaşnamesi vardır, hatırlıyorum. Erzurum yöresinin vardır meşhur bir yaşnamesi, yaş destanı. Aslında hocamızın ifadesiyle bunlar... E, ...Ana Rahmi'ne düştüğü çağdan itibaren... ...63 yaşına kadar Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin... ...geçtiği, konduğu manevi konakları, menzilleri, mevtinleri anlatmakla sadece bununla ifade edilecek bir şey değil. Bu mana yolunda yolculuğunda çektiği ızdırapları, çileleri de anlatan, Tabii ki. riyazetleri de anlatan bir şeydi. Hatta o bölümde şöyle bir popüler gündeme dair bir soruyla mevzuyu açmıştık. Bugün niye bu zatlar çıkmıyor, niye yetişmiyor? Elbette maneviyat, manevi hakikatler armut değil böyle bir günde indirilip sindirilecek şeyler değil değil Emek mi hocam? Istiyor. Emek istiyor yani. Dikkat istiyor, dikkat istiyor. Muhterem hocam, 15. kıtada Hazret bize geldi aslan babamın ruhun Azrail aldı. Huriler gelip ona ifek, ipekten kefen yaptı. 70 bin melek gelip toplum namazın kıldı. Ol sebepten 63 yaşımda girdim yere diyor. Ve arkasından namaz kılıp defnettiler mevtayı. Gösterdiler cennetini Mevla'yı. Ruh seyretti illi yeni Mevla'yı, o sebepten 63'te girdim yere. Arslan Baba'nın vefatını evet, anlatıyor. Onun vefatına şahit olduğunu, şehadetini anlatıyor. Ve oradan kendisi için bazı ibretler çıkartıyor. Evet. Bir mürşidi kamilin hakka yürümesinin ardından, müridin, talibin, salikin o mürşidine itikadıyla ilgili bir durum mu var burada yoksa, ölümle ilgili başka hepimizin paylaşabileceği bir gerçek idrak mı yer alıyor? Tabi Hoca Ahmet Yusuf Hazretleri yaşnamesinde e, hocası Aslan Baba tanıştığını 7 yaşta ifade ediyor. Hemen arkasından da Aslan Baba bahsine gelmişken Aslan Baba'nın vefat anını da tasvir ediyor. Ve burada da bize adeta ders veriyor. Tefekkürü mevhut, rabıtayı mevhut yapma babından bir ders vermiş oluyor. E, fakat biz biliyoruz ki Yeni tanıştığı 7 yaşta Aslan Baba vefat etmedi. Elimizde kaynaklarda bilgi yok. 20'li yaşlarda Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Aslan Baba'dan ayrıldığını ve üzüldüğünü biliyoruz. Burada tabii Aslan Baba gibi bir büyüğümüzün vefatında hurilerin gelip ona efekten kefen biçtiklerini, 70 bin melek gelip onun namazını kıldığını, böyle büyük bir kişinin vefat merasiminin de yine manevi bir havada olduğunu gösteriyor. İşte siz de bu şekilde çalışırsanız böyle nimetlere mazhar olursunuz. Bu bize bir e, müjde var diyelim. Bir ayetin mealinde hocam ölüm anında müminlere meleklerin selam olsun deyip geldiğini, e, onların e, ölüm acıları çekmediğini, e, e, peygamberlerle velilerin ölüm ızdırabı çekmeyeceklerine dair Hatta hadis, rivayetleri, tabii, hadis de var. rivayetleri de var. Böyle kabuller de var. Evet. Sanki burada ölümü bize işte ipekten kefen yapan melekler, huriler, 70 bin meleğin gelip onun toplu namazını kılması, onun imanına şehadet etmesi ölümü korkulacak bir şey değil de. Yani eğer yaşamanın hakkı verilmişse Bilmiyorum. sevilecek bir şeymiş gibi takdim ediyor. Evet. Yani Hazreti Mevlana geliyor benim aklıma. O da... Tebarus diyor da. Evet. Yani Sevgiliye düğün... kavuşma gecesi yani. Sevgiliye kavuşma, kavuşma gecesi, gecesi olarak düğün biliyorum. gecesi diyor. Şimdi bu kıtayı okuyunca da şunu anlamış oluyorum ki, bu Anadolu sahasındaki idrak da şeye bağlı hocam. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerine bağlı. Tabii ki. Yani ölümü böyle bir düğün gibi, bir şenlik gibi. Algılama. Algılama ama sonraki 16. kıtada da mesela orada illiyyin diyor. İlliyin ne demek hocam? Ondan Ruhun... bir öncekinde me'va diyor yine. Me'va diyor. Me İlliyin diyor. diyor. Cennetin sıfatları bunlar. Cennetül me'va var. İlliyin var. Reyyan cenneti var. Cennetin katları Hı. var biliyorsunuz. Ee, bunlardan bir tanesi. Yedi, yedi kat cennet. Ee, onlardan bazı katların adları bunlar. İlliyin de üst katlardan bir tanesinin adı. Niye hocam eğer münasebetsizlik addedilmezse seyircilerimiz tarafından sizden de bağışlanmamı istirham ederek. Cennet niye bir tek cennet değil de böyle katları, katmanları var yani? Sizin kendi yorumunuz nedir? Estağfurullah, yani? tabii burada şey, e, e, tasvir babından da bu olabilir. Biz cenneti görmediğimiz için bilmiyoruz tabii, kaynaklardaki bilgilerimizden hareketle bunu ifade ediyoruz. E, adeta her kata kişilerin derecelerine göre yerleştiriliyor katlara. İşte üst katlarda, e, otele girerseniz, otelde kral dairesi vardır, kral dairesi üst katlarda, teşbihte hata olmasın. En iyi makamlar da üst katlara doğru gider. E, o, o, o anlamda katla, katlar haline getirilmiş. Yedi cennetin katı, cehennemin ise yedi katı ama aşağı doğru. Şimdi, özür dilerim. E, e, düzeltiyorum. Cehennemin yedi katı aşağıya doğru, cennetin ise sekiz katı yukarıya doğru var. Bunu da düzeltmiş olalım. Yanlış ifade etmeyelim. E, bu katmanlar da derecelere göre insanların yerleştireceği katmanlar olarak kaynaklarda geçiyor. Yani orada tabii cennetin e, tasvirleri ve cennete ait nimetler arasında anlatılan e, pek çok şeye belki hani davranışlarımızı, tutumlarımızı daha da güzelleştirelim. Hakk'a daha layık, daha yakın olalım diye. Yani şu katı hedefliyorsanız şöyle şöyle yani, yapın gibi bir sonuç mu çıkaralım? Bu feste bir gül hayrat. Evet. Var ya hocam. Evet. Acaba buraya hamle mi odaya? da? Tabii ki hamle Yani niye? niye bu kadar çok hayır hasenat üzeresin? Niye bu kadar iyi insansın? sorusuna mesela ya ben işte Hazreti Hakk'a daha yakın olmak istiyorum. Hem hali hayatımda hem hayattan göçtükten sonra diye. Cenneti hedefleyerek cevap verirse ne olur yani hocam? E, neticede tabii bu büyüklerimizin hayat yolculuklarında cenneti hedeflemek değil, hakkın rızasını hedeflemek söz konusu. Niye oraya şerh koydunuz hocam? Yani... Özellikle şerh koymamın sebebi şu, cennet ümidiyle ya da cehennem korkusuyla ibadet etmek. Bu yolda yolculuk yapmak yok. Hmm. E, ana hedef Allah rızasına ermek. Allah rızasına erdiğiniz zaman zaten bunlar e, otomatik olarak geliyor. Hmm. Bunlar size veriliyor. Hmm. Buradaki illiyindeki bir mana da yine illiyin hem cennetin katları hem de alâi illiyin denilen en yüce makam. Allahü e, Allahu Teala'nın eee Allahu Teala'ya ulaşılacak en yüce makam olarak da hmm kaynaklarda var. Yani cennetin bir katı varken alai illiyin diye. Yüceli, yücelerin yücelerin yücesi. yücesi. Yücelerin yücesi. Ee, Peygamber Efendimiz Miraca gelirken e, Cebrail Aleyhisselamla birlikte belli bir yere kadar gelmişlerdi. Ondan sonra ben devam edemem demişti ya. Peygamber Efendimiz ondan sonra tek başına yüksel hmm. yükselmişti. Yücelmişti. O makam alai illiyin makamı, yücelerin yücesi. Peki efendim e, vefat, e, ölüm, cennet, e, hak dostlarının Hakk'a yürümesi vefatları esnasında onlara verilecek kolaylıklar, nimetlerden sonra bakınız 17. kıtada e, Hazret e, en basit İslam Müslümanlık bilgilerinden biri olan ve bizde e, son dönemde bu mızraklı İlmihal. ilmi halde yer verilen ve hemen her Müslümanın bildiği bir meseleye ne kadar açık sarı söyleyiş olarak da basitçe vurgu yapıyor. Allah deyip yer altını vatan eyler. Münker nekir Rabbim kimdir sual eyler. Aslan babam İslam'ını beyan eyler. O sebepten 63'te girdim yere. Şimdi Hüda Rabbim diye bilinen Anadolu'da çok bilinen bir şey vardır hocam. Bir ilahi vardır. Sunullah gaybinin herhalde. Evet, Kütahya'daki evet. zatın. Anadolu sahasında İslam'ın ölüm ve kabir hayatına bakışını ifade eden en açık bilgiler ta o metinden itibaren günümüze kadar gelmiştir. Hemen her Kur'an kursunda, her mektepte, her evde ölümden sonra Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Hangi millettensin? Dinin nedir? Dinin Bunlar nedir? Olur. Bunlar soruluyor. Hazret de bize burada bunları beyan ediyor. Yukarıdan itibaren böyle sanki tasavvufun çok ağır mevzularını konuşuyormuşuz gibi gelirken birden birdenbire Hazret bize herkesin hayatında olması gereken bir şeyi önümüze hazırca koyuverdi. Ne Nedir hocam münker nekir? kabir hayatı. Tabi Hoca Ahmet Yusuf hitap ettiği topluma baktığımız zaman 12. yüzyıl o toplumdaki kişilerin anlayacağı seviyede de anlatıyor. Çok sade bir dille anlatıyor. O kabir sahnesini Hoca Ahmet Yusuf Hazretleri burada. Her, her, kul vefat ettikten sonra kabre indirildiğinde ilk onlara soru soracak sorgu sual meleği dediğimiz münker ve nekir melekleri. Bunlar iki melek. Bunlar gelirler. Onlara soru sorar. Kişiye soru sorarlar. Men rabbuke. Rabbin kimdir? Ve men nebi yüke peygamberin kimdir? Ve ma kitab ve ma dinuke dinin nedir? Ve ma kitabu kitabın nedir diye böyle değişik farklı sorular sorarlar. O sorulara da iyi kişi kişi dünyada iyi ise ve imanlı bir şekilde vefat etmişse rahatlıkla cevap verir. Ama dünyada dersine çalışmadıysa adeta Allah, Allah bir sözlü imtihan gibi düşünecek olursak dersine çalışmayan öğrencinin hocasının karşısında kemküm ettiği gibi orada kemküm edecek. Biz burada dua ve niyazda bulunuyoruz ki inşallah, inşallah öbür dünyada bu sorulara kolaylıkla, bu dünyada çalışıp kolaylıkla cevap veririz diye. Ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hocası Aslan Baba da dünyada dersine çalışmış, Hızır Aleyhisselam'ın yoldaşı olmuş, Peygamber Efendimiz'den manevi kurma emanetini almış bir büyüğümüz olarak da o da dinin nedir sorusuna da ben dinim İslam'dır diye rahatlıkla cevap vermiş ve bu aşamayı da geçmiş diye Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bize tasvir ediyor. Tabi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ee, ne kadar yüce bir ruh ki ne kadar büyük bir zat ki buradan onu anlıyoruz hocasının e, vefat haline onun kabirdeki haline bile vakıf oluyor bunu da burada göz ardı etmemek lazım eyvallah evet efendim 18. kıtaya geldik 2. hikmette bakınız Hazret Aslan Baba'nın vefatı vefatı sonrası şahit olduğu şeyleri anlattıktan sonra bahsi birdenbire kendi gündelik hayatına getirerek bize de önemli şeyler söylüyor. Diyor ki, akıl isen erenlere hizmet et. Emri mağruf yapanlara izzet et. Nehi münker kılanlara hürmet et. O sebepten 63'te girdim yere. Şu kıtanın e, kendi haddimce söyleyeyim beni bağışlayın. Üstel o kadar mi? büyük bir evreni var ki hocam. Akıl isen erenlere hizmet et. Hizmet bir. Emri maruf ve izzet iki. i̇ki. Nehi, münker ve hürmet evet. üç. Yani bu üç kavramı bilmiyorum nasıl anlamalıyız, ne buyurursunuz? Estağfurullah. Akil olmak. Tabii. Akil olmak akıl kelimesinden geliyor. Akıllı olmak yani. Aklım varsa yani. Tabii. Şimdi insan zeki olabilir ama akıllı olmaz. Ne demek hocam? Akıl Akılla zeka farklı farklı mekanizmalar. Akıl Arapça bağdan geliyor. <laughs> Çok enteresan. Arapçada her kelimenin bir etimolojisi vardır. Akıl, devenin ayağına çaprazlama bağlanan kösteyin adı. Arapların bu başlarına sardığı... O, onun adı da aynı zamanda. Ukal değil mi o? İkal ya da Ukal diye. Hı. O da, da aynı. Ama asıl devenin kösteğinden yani. Belli bir alan içerisinde dolaşsın, kaçmasın diye yapılıyor. Ve çok enteresan zaman içerisinde bu kelime evrim geçirip ayaktan başa geliyor. Kavramlar arasında bağ kurma. Hı. Şuna benzetebiliriz. İşte önümüzde bir bardak su var. Bu suyu zeka olarak düşünebiliriz. Suyu da kontrol altına tutan bardağı da akıl olarak düşünebiliriz kişi zeki olduğu zaman akıllı olmadığı zaman yanlış işler yapabiliyor. Hmm. Ama akıl olduğu zaman o kontrol mekanizması. Hmm. Ama tabi Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin ve İmam Maturidi Hazretlerinin de e, vurgu yaptığı vahiy akıl, vahiy kontrolünde olan akıl. Bu çok hmm. önemli. Yani sıradan salt akıl değil. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin buradaki kastı o. Vahiyin kontrolünde akıllı kişi. Hmm. Şimdi şöyle bir kavram sallaştırma hatırlıyorum. Bir aklı meaş var. Evet. Bir de aklı mead var. Aklı mead var bir de. Aklı meaşı şöyle okumuştum hocam. Hani dünyanın gelip geçici işlerine eren akıl. Ne evet. yiyecek, ne kazanacak, ne giyecek. Maişetten geliyor. Maişetten. Yani. Geçin, evet. Geçinmeyi sağlayan akıl. Evet. Buna rasyonel akıl da diyorlar evet. değil mi Batılılar? Evet. Yani iki kere ikinin dört ettiğini hesap eden akıl. Bir de aklı mead malum evet. maliniz. O da mead öte mi demek hocam? Mead de ahiret demek. Öbür dünya ahiret, demek. Öbür dünya. Evet. Dönülecek Her, yer demek. Daha böyle manevi, maverai, metafizik. İşin perde arkasını düşünerek hmm. hareket ettiren akıl yani. Müteal işlere eren akıl. Evet yüce işlere. Hazretin burada kastettiği. O akıl. O akıl. Aklı, aklı yani. tabii ki. Aklı at Evet. Erenlere hizmet etmek bahsi. Tabii erenlerden kasıt burada mürşidi kamile hizmet etme. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. kendisi Aslan Baba'ya hizmet ediyor. Ondan onun öğrencilerini yaparken, ondan irfan dersleri alırken. Tasavvuf yolunda e, hizmet çok önemli. Mürşidine hizmet etmek. tabi Dolayısıyla hem mürşidi, mürşit peygamberin varisi hem de dolayısıyla yüce Allah'a, Allah'ın adını öğreten bir büyüğümüz olarak yüce Allah'a hizmet etmek, onun yoluna hizmet etmek anlamında bunu anlayabiliriz. Ve bunun çok örnekleri var. E, önceki bölümlerde de vermiştik. Daha akılda kalıcı olması bakımından e, verebiliriz. Aynı zamanda da bu hizmet bir eğitim metodu, hmm. bir eğitim yolu. Bu hizmeti mürşit talebeye verebileceği gibi talebe de kendisi hizmet ederek belli mesafeler kat edebilir. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin dergaha eğri büğrü odun getirmemesi gibi doğru odun getirmesi gibi Tapduk Emre'nin dergahına. Yine Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bir olgunlaşma süreci içerisinde hocası Üftadi tarafından o kadı kıyafetiyle gururu kibiri kırılsın diye bir müddet ona çarşı pazarda ciğer sattırması Ya da belli bir süre içerisinde ona dergahın yüz numaralarını temizletmesi. Bir hizmet metodu bu. Hizmet ederek olgunluğa erme. Kalbin kötü hastalıklarından arındırma. Şimdi şöyle bir tekerleme gibi bir söz okuduğumu hatırlıyorum bir metinde. İşte derviş şeyhim himmet dermiş, şeyhi de oğlum hizmet dermiş ya da hizmet eden himmet bulur. Yani işte, o zaman işte himmeti de izah etmemiz lazım. Evet. Kısacık bir değinmiştiniz. Değinmiştik evet. Kast etmek, yönelmek, değil mi hocam? Gayret etmek. Gayret etmek. Beret etmek. Çalışmak anlamları var himmet kelimesinin. Ama oradaki tabii himmet bulur. o e, Büyüklerinin ona manevi el atması, manevi yardımda bulunması, onun manevi derecelerini ilerletmesi konusunda destek vermesi anlamındaki oradaki himmet. Şimdi hocam siz bu erenlere hizmet, hak dostlarına hizmet dediniz ancak tabi bu hizmet kavramı da maalesef bizim e, sosyalitemiz içinde zaman zaman aşınmaya uğradığımız, gördüğümüz bir kavram olmakla beraber e, hepimiz çoluk çocuk sahibi insanlarız. Allah ömür versin bütün ümmeti Muhammed'in evladına. Şimdi eve mesela misafir geliyor hocam, konu komşu, eş dost, akraba. E, çay kahve ikram edecek, hizmet edecek çocukları bulamıyoruz. Bilgisayar bağımlısı hepsi. Ellerinde cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar. İçeride anne babalar misafirle oturuyor, kalkı hizmet ediyor. Çocuklar evlerde bilgisayarlarla müşgul oluyor. Bu erenlere hizmet bahsinin de bu maneviyatla anlaşılmaktan önce bir maddi durumu var gibi anlıyorum ben hocam. Yani Tabii ki. Maddeten hizmet etmeyen birisi nasıl manen hizmet ediyor? Tabii ki. Ya, e, ka, e. Kapsamı genişletebiliriz. Burada tabii erenlere hizmet dediği için Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, evdeki misafire hizmet etme, anne babaya hizmet etme, aynı kapsam içerisine girebilir. Ama çocuklarımızın yetişme tarzında bizim büyük kusurlarımız var. O kusurlarımızı telafi edersek, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi büyüklerimizin hayatlarını, o hizmet hikayelerini, onlara Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri'nin o hizmet hikayesini anlatırsak, o zaman çocuklarımız, yine bilgisayarda çalışsınlar. Orada bir şeyler öğrensinler, kendilerini geliştirsinler ama o örnek aldıkları için onlar da gelecekler misafir geldiği zaman onlar da hizmet edecek. Yani bizim kusurumuz onlara bu büyüklerimizi anlatmamamızdan kaynaklanıyor. Evet efendim. Emri emri maruf ve izzet. Evet. Niye bu izzet kelimesini emri maruf'la birlikte? Tabii emri kullanıyor. maruf emri maruf iyiliği emretmek. Hı. Hmm. emretmek, iyiliği emreden kişilere de Allah izzet yani yüceltir onları. Allah dilediğini izzete eder, yüceltir. Dilediğini zillete düşürür. İzzet ve zillet kavramları burada söz konusu. İnsan hayatı içerisinde hayatı içerisinde onun misyonlarından bir tanesi de tabii ki peygamberimizin hadisinde hayrun nas men nas insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Temel prensip bu. Ama faydalı olmanın içerisindeki önemli bir bahis iyiliği emretmek. Tabi Tabii emir kavramını burada emir diye tercüme edince de Türkiye'de biraz garip oluyor. Burada emirin manası iyiliği tavsiye etmek. İş edinmek anlamı da var mı Tabii hocam? Tabii emirin bir anlamı da iş zaten. Hmm. Tavsiye, emirenin bir anlamı da Arapça'da tavsiye etmek. Hmm. Çünkü biz insan olarak emredemeyiz. Devlet emreder, otorite emreder. Bu açıdan iyiliği emretmek değil de iyiliği tavsiye etmek hmm. diye tabir edersek, tercüme edersek daha iyi olur diye düşünüyorum. İyiliği tavsiye eden kişilere de izzet et diyor. Yani onları her zaman yücelt. Onları üst makamlarda tut. Burada Hoca Ahmet İsa kastı o. Nehi münker kılanlara hürmet et. Nehi münker ise nehi anil münker. Arapçada emre fiili bir harfi celi kullanılıyor. Emri bil maruf nehi anil münker. E, seyircilerimizden İngilizce bilenler belki çoktur. Arapça bilenlerin yanında İngilizce'de prepositionlar var. Arapçada da harfi celler var. Bu harfi Kelimelerin anlamını değiştiriyor. Nehi anil münker. Neha anla kullanılıyor. Kötülükten de nehyetmek. Kötü şeyden men etmek, men uzaklaştırmak. Etmek. Burada da yine tabi direkt insanla emir olarak söyleyemiyorsunuz bunu. Bir tavsiye olarak. Talep kipine burada söz konusu. Yani kötülüğü kişilerden kişilere tavsiye ediyorsunuz. Kötülüğe bulaşmayın. Kötülüğü yapmayın diye. O kişilere de siz hürmet edin diyor. Hocam Hocamla Hocam. kesebastan saygıda bulunun özür dilerim sözünü kestim. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu divanı hikmetinde herhangi bir devlet adamının, siyasetçinin, bir beyin, paşanın ismi yok. Değil mi? Tabii ki. Siz bu uzmanısınız yani. Estağfurullah. Ben okuduğunuzu çok bu konuda birikimli olduğunuzu biliyorum. Estağfurullah. Herhangi bir kendi dönemine dair devlet adamını kastettiği Tabii. vaki değil. Değil. Fakat bu kıtayı okurken bu emri bir maruf nehyi anil münkerle ilgili sizin de arada geçirdiğiniz otorite bunu yapar dediniz ya. Genel İslam okumaları arasında bu emri bil maruf nehyi anil münkerin zamanla İslam'dan kaynaklı çeşitli hanedanların kurduğu devletlerde sistemleştirildiğini biliyorum. Acaba Hazret bize burada emri bil maruf ve nehyi anil münker yapan, gerçekten bunu yaşayan devlet ricaline hürmet etmeyi Onları izzetli tutmayı mı nasihat ediyor? Öyle mi söylüyor? Ee, orada o anlamda kastedilebilir. Şahıs bazında da Hoca hmm. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin tabi her zaman söylüyoruz. El mana fi batni şair ya da fi kalbi şair. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri en doğrusunu ve Allah bilir en doğrusunu bunun. Bir anlamda kişileri, emri maruf yapan kişiyi bir anlamda da devleti de kastetmiş hmm. olabilir Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada. Hmm. Yani kesin kastı budur diye deme imkanımız maalesef yok. Hoca ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaşadığı coğrafyada hakim olan Samanoğulları mı? Kar o zaman Karahanlılar dönemi, Karahanlıların son dönemi. Hmm. Selçuklulara bağlı Karahanlıların zayıf olduğu dönem. Hoca Ahmet-i hmm. Hazretleri'nin yaşadığı dönem. Karahanlıların Müslüman olması ve sonraki süreçlerle ilgili bazı şeyler okudum. Karahanlılar herhalde ilk Türk İslam hanedanlığı diye. Ondan önce ilk bölümümüzde söylemiştik İdil Bulgar Devleti var. Hmm. Almışan Müslüman oluyor. E, tarih bilgimizde, tarih derslerinde hep biz hocalarımız ilk Müslüman olan Türk devleti Karahanlılar dedi. Fakat son e, öğrettiler. Fakat son araştırmalarda öğrendik ki onlardan daha önce İdil-Bulgar devleti. Bugünkü hmm. Sibirya'da yaşamış İdil-Bulgar devleti, ilk Müslüman olan Türk devleti. Karahanlılarla ilgili okuduğum bir metinde hocam, şöyle bir anekdot vardı. Bir Karahanlı sultanı e, e, İslam ma o kadar gönlünü kaptırmış Müslümanlığa o kadar kendini vakfetmiş ki çok kısa bir zaman sonra bu hükümranlık hakkının kendisinde olamayacağını İslam'a göre bunun ulemadan birine verilmesi gerektiğini düşünmüş ve ulemaya gidip demiş ki yahu bu kaynaklara göre bu şeylere göre doğrusu benim hükümdar olmam yakışmaz. Kendimi buna layık görmüyorum. Sizden birisinin bu işin başına geçmesi gerekir demişler. Ulema da olur mu öyle şey demişler yani. O başka bu başka. Sen Allah rızası için bu devleti adalet ve muhabbetle idare etmeye devam et. Şimdi bu 18. kıta dolayısıyla söyleyeyim hocam. Emri bil maruf ve nehyi anil müker yani iyi olanı, mağruf olanı hem iş edinmek hem tavsiye etmek hem emretmek kötü olandan. Çirkin olan da sakındırmak. Bugün devletler eliyle yapılıyor bu. Biz peki bu idrake göre bunu yapanlara e, siyasal bağlamda, yönetim bağlamında hürmet etmeli miyiz? Onların izzetlerini korumalı mıyız? Sizin kanaatiniz nedir yani onu söylüyorum. Tabii ki e, ull Ullemre itaat diye bir husus var. Yani e, yönetime itaat etme. E, o kapsamda e, yönetim, devlet yönetimi emri marufu yaptığı zaman bizim o yönetimin, iyiliği emrettiği zaman bizim o yönetimin izzet bulmasını, yücelmesi için dua etmemiz gerekiyor ve destek vermemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerde de bunu desteklememiz gerekiyor. Aynı şekilde de yine nehi münker yapıyorsa, nehyanil münker yapıyorsa, kötülükten sakınıyorsa da yine onlara da hürmet etmemiz, saygı göstermemiz gerekiyor. Şimdi Peygamberimizin bir hadisinde buyuruyor ki men re'a minkum münkeren fe Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Fe inlem yasati fe bilisanihi buna gücü yetmezse yani eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Fe inlem yestatî fe bi kalbihi. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğz etsin. Zelik edaful iman. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır diyor Peygamber Efendimiz. Bize şahıs bazında düşmesi gereken o gördüğümüz nehi münkeri, nehi münkeri önce eliyle gücümüz yetiyorsa. Çocuğumuz yaptı ona gücümüz yetiyor. Ama başka birisi yaptı ona gücümüz yetmiyor. Dilimizle söylüyoruz. Dilimiyle söylediğimiz zaman da başımıza büyük felaketler gelecek. Kalbimizle buz ediyoruz. Bu da Nehyi münkerin peygamberimizin bize tavsiye ettiği aşamaları. Eyvallah. Şimdi tabii ne güzel ifade ettiğiniz bu hadis dolayısıyla çok teşekkür ederim. Ancak sonraki dönem tasavvuf edebiyatında bu emmi bil maruf ve nehyan il münkerle ilgili bu kadar açık vurgular yok. Bu açıdan da Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin bu ikinci hikmetindeki 18. kıtayı oldukça önemsediğimi şahsen arz etmeme müsaade edeyim lütfen. Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sevgili seyirciler bir sonraki bölümde inşallah yine Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla birlikte olacağız. Artık ikinci hikmetten kalan son dört kıtayı bir sonraki bölümde bitireceğiz. Cenab-ı Hak nasip ederse bendeniz sürçülisan ettiğimse affola. İnşallah bu hikmetlerin hakikatini, bereketini yaşamayı da Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun esen kalın